Ben Tuğba Hezer, HDP Van Milletvekili. Bugünkü panelde Türkiye'deki Erdoğan diktatörlüğünü, faşizmini ve HDP'ye dönük baskıları ele aldık. Yaklaşık 2,5 yıldır Türkiye aslında tarihinin hiç görmediği kadar hukukun dışına çıktı. Demokrasiyi, insan haklarını, temel ilkeleri ayaklar altına aldı. Ve bahsettiğimiz süreç aslında 21. yüzyıl. Yani 21. yüzyılda Türkiye'de şunu belirtmek gerekir. Avrupa Birliği'ne aday olduğunu, Avrupa Birliği'ne adaylık süreci olan, Birleşmiş Milletler içerisinde yer alan, Avrupa Konseyi içerisinde yer alan bir ülke diktatörlükle yönetilmek istemiyor. Ve sırf bu uğurda bunu başarmak için de önüne bütün hukuksuzlukları yapmayı göze almış durumda. Hem içeride hem dışarıda. Yani Türkiye'deki başta Kürtler olmak üzere bütün demokrasi güçlerini, kadınları, inançları, işçileri ve emekçileri yok sayan ve tamamen bütün politikalarını kendini güçlendirmek üzerine yoğunlaştıran bir sistemden bahsediyoruz. Elbette ki diğer bir taraftan da yine güç kazanmak için, iktidarını güçlendirmek için ve aynı zamanda Orta Doğu'da Kürtler hak ve statü sahibi olmasın diye de tamamıyla bütün ülke bütçesini savaş içerisinde savaşa yoğunlaştırarak Orta Doğu'da da bir savaşı derinleştiren politika uyguluyor. Ve bu uğurda aslında bütün cihadist, bütün Avrupa'nın birçok ülkesinde katliam yapan bir örgüte her türlü desteği veren bir noktaya getirdi. Şimdi bir taraftan günlerdir zaten bütün sadece Türkiye basınında değil, Avrupa ve dünya basınında tartışılan bir konu var. Yani Türkiye'de yapılan hırsızlıklar, yolsuzluklar sadece Türkiye ile kalmadı. En son işte şu an aslında Avrupa'ya, dünyaya baktığın zaman onlarca Türkiye vatandaşı cezaevindeyken İranlı iş adamı Amerika'da gözaltına alındı, tutuklandı ve AKP inanılmaz bir korkuya girdi. Çünkü ucunda kendisinin de yaptığı kirli ilişkiler ortaya çıkacak korkusuyla böyle bir korkuyla yaşadı ve ilk etapta mesela Reza Zarrab tutuklandığı zaman Türkiye'deki AKP Reza Zarrab'ın aslında hayırsever bir iş adamı olduğunu söyledi. Ve bunun üzerinden sırf ona serbest bıraktırmak için ve benzeri durumlar için Amerika ile defalarca çeşitli girişimlerde bulundular. Ve şunu sorduk. Reza Zarrab'ın Türkiye için anlamı ne? Türkiye'nin özgürlüğü için, demokrasisi için, hakları için önemi ne? Ama mesele Türkiye halkları değil, mesele Türkiye değildi. Türkiye'nin çıkarları da değil. Mesele AKP'nin döneminin bakanlarının, başbakanı yani Erdoğan'ın girdiği kirli ilişkilerin ortaya çıkmasıydı. Ve nitekim son kaç gündür ortaya çıktıktan sonra şimdi tamamen şuna sarılıyorlar. Sanki aslında Türkiye AKP demekmiş gibi bu meseleyi tamamen toplumu da bu şekilde etrafında konsolide etmek için şu algıyla çıkıyorlar. Bu Türkiye'ye dönük bir komplodur, Türkiye hedef alıyor, Türkiye ile ilgili yeni bir darbe planıdır gibi gerçekten uzak açıklamalar yapıyoruz. Ama biz şunu çok açık söylüyoruz. Şu an Amerika'da görülen dava Türkiye meselesi değil, Türkiye halkların meselesi değil, hiçbirimiz meselesi değil. AKP'nin girdiği yolsuzluklar ve kirli ilişkiler aslında Türkiye'de başlatılanların şimdi aslında bütün dünya içerisinde ayyuka çıkmasıdır. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin ihtiyacı olan öncelikle demokrasidir, barıştır ve özgürlüklerdir. Ve bunun da zemini öncelikle bunun mücadelesini yürütenlerin cezaevine konulmuştur. Hedef olarak biz yaklaşık 6 milyon oy aldık Türkiye'den, Türkiye halklarından. Ve şu an iki eş genel başkanımızla beraber milletvekillerimiz tutuklandı. Cezaevindeler. 70'in üzerine belediye eş başkanımız cezaevinde. 5000'in üzerine partimiz cezaevinde. Şu an 100'ün üzerine gazeteci cezaevinde. Binlerce akademisyen, kamu çalışanı ihraç edildi, işsiz bırakıldı. Onlarca gazete kapatıldı, TV yayınları kapatıldı, radyolar kapatıldı. Demokrasiye ve farklı seslerin temsiliyeti olan her yere saldırıldı ve bir susturulmak istendi. Tam da faşizmin gerektirdiği koşullar yaratılmak istendi. Ve tamamen Kürtleri
karşı düşmanlık besleyen Türkiye'deki devlet içerisindeki unsurlar bir araya gelerek ısrarla şimdi milliyetçilikle toplumu kutuplaştırmaya, toplum içerisinde bir düşmanlaştırma yaratmaya çalışıyorlar. Ve adım adım Türkiye'yi her geçen gün daha büyük bir felakete sürüklüyorlar. Ama bu bütün dünyanın göz önünde olur. Bir taraftan gerçekten de insanlık onuru için, insan hakları için, özgürlükler için mücadele veren partiler, kurumlar, kişiler var. Bir taraftan da dünyanın bütün gözünün önünde en büyük kötülükleri yapan, sadece Kürtlere değil, HDP'ye değil, Türkiye halklarına değil, aslında bütün insanlığa en büyük kötülükleri yapan bir parti var ve ama bu hiçbir şekilde bir sonuç alınamadan herkes seyirciymiş gibi devam ediyor. Dolayısıyla yani ekonomik kaygıların temel insan haklarının önüne geçtiği bir süreci yaşıyoruz aslında biz dünyada şu an. Ama bunun ne Kürtlere, ne Türkiye'ye, ne Avrupa'ya, ne dünyaya hiç kimseye faydası olmayacak. Çünkü Orta Doğu çok karanlık bir savaşa sahne oluyor şu an. Ve bu savaşın formülü daha fazla silah vererek, daha fazla savaşı destekleyerek, savaşı derinleştirenlerle ilişkileri daha fazla güçlendirerek değil. Tam aksine demokrasiyi, barışı sağlayacak, kalıcı barışı sağlayacak bir zemin yaratarak ve bunun desteğini sunarak, bunun duruşunu göstererek. Bu yüzden de şimdi bizler HDP olarak diyoruz ki Türkiye halkları, HDP, bizler Kürtler faşizme karşı direniyoruz ve direneceğiz. Dolayısıyla bu direnişimiz, bu mücadelemiz, yani şunu da belirtmek gerekir. Tamamen haklı, gerçekten de Türkiye'yi, Orta Doğu'yu kalıcı bir barışa götürecek bir mücadele veriyoruz bizler. Dolayısıyla şimdi bu şekilde bu kadar gerçeklik önümüzdeyken hem Avrupa'ya, başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerine düşen duruş aslında evet, burada yanlış bir şey var ve bu yanlıştan sadece Türkiye değil, Avrupa da etkileniyor. Bakın Erdoğan, Suriye'deki savaşın bu kadar derinleşmesinde Erdoğan'ın payı, en büyük olan payı, en büyük payı Erdoğan'a aittir. Ve Erdoğan savaşı derinleştirerek halkları daha fazla mültecileşmeye itti. O mültecileri koz olarak kullandı. Hem Kürtler üzerinden bir asimilasyon aracına dönüştürmek üzere hem de Avrupa'ya gayri insani bir pazarlık üzerine şantaj edildi. Eğer bana karşı konuşursanız, bana karşı sesini yükseltirseniz, şunu yaparsanız, bunu yaparsanız mültecileri size gönderirim diyerek bir şantaj uyguladı. Ne yazık ki bu şantaj sonuç aldı. Avrupa kendini sessiz bıraktı. Kürdistan'da insanlık tarihinde görülmemiş vahşetler uygulandı. İnsanlar diri diri yakıldı. Yani kentler içerisinde kadınlar katledildi ve günlerce cenazesinin alınmasına izin verilmedi. Bebekler katledildi, anne karnında çocuklar katledildi. Cezaevinde işkenceler uygulanıyor. İnsanlık onuruna aykırı suçlar, işkenceler gerçekleştiriliyor. Köyler ablukaya alınıyor. Günlerce, aylarca sokağa çıkma yasakları gerçekleştiriliyor. Temel insani ihtiyaçlardan bile insanlar mahrum bırakılıyor. UNESCO'nun koruma kapsamına aldığı kentler yıkılıyor. Dolayısıyla bütün bunları ele aldığımız zaman gerçekten de dünyanın, Avrupa'nın, Türkiye'nin, Orta Doğu'nun yararına hangisidir? Bunu görmemiz ve bunun artık doğru olanın arkasında durmamız gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden de bizler HDP olarak bütün baskılara rağmen şu an Türkiye'de OHAL koşullarında bütün psikolojik savaş aygıtları bütün bizlere dönük kriminalizasyon politikalarına rağmen bizler bir mücadele veriyoruz. Ve bu mücadele ediyoruz, sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü doğru olan budur. Türkiye'nin ihtiyaçları olan mücadele bizim verdiğimiz mücadeledir. Bakın, şu an Man Adaları'nda Başbakan'ın, Cumhurbaşkanı'nın, çocuklarının, eniştelerinin bir sürü şirketleri çıktı ortaya. Neydi o para birimi? İngiltere, bir sterlin. Bir sterlinle üzerinden açılmış şirketlere milyon dolarlar aktarıldı. Ve bahsettiğimiz kişiler Türkiye'ye üreten siyasiler. Dünyanın her yerinde siyasilerin çocuklarının daha az vergi ödemek için başka bir ülkede hesap açmaları hiçbir zaman ahlaki görünmez. Ve ayrıca şunu soruyoruz. Bu paralar nereden geldi? Nasıl aktarıldı? Türkiye değil, sadece kendi iktidarını düşünen bir anlayış ne Avrupa'ya, ne Orta Doğu'na, Orta Doğu'ya, ne Türkiye'ye, Türkiye toplumuna hizmet verecek bir duruşta değildir. Bunu söylüyoruz bizler. O yüzden de bizim
temel şu an durduğumuz nokta söylediklerimiz bu çerçevededir. Ve dolayısıyla eğer bir taraftan Orta Doğu'da bir kalıcı barış isteniyorsa, savaşın durması isteniyorsa ya da Avrupa'nın kaygısı olan mültecilerin artık gelmemesi isteniyorsa, mültecilerin gelmesine neden olan savaşın durdurulması gerekir. Mültecilerin kararı, talebi, istediği değildir. Kentlerini bırakıp, her şeylerini bırakıp bir yerde sığınmacı olarak yaşamaları. Dolayısıyla bunun önüne geçmenin zemini barış mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi verenlerin yanında durmaktır. Orta Doğu'da, Rojava'da, Kuzey Suriye'de, Kürtler öncülüğünde demokratik Suriye güçleri IŞİD'e karşı muazzam bir mücadele verdiler. Ve başardılar, başarıyorlar. Dolayısıyla kalıcı barış halkların kendilerini eşit, demokratik bir yaşamda ifade etmeleridir. Özgür bir yaşamda ifade etmeleridir. Bu kalıcılaşırsa dünyada, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Türkiye'de bir şeyler değişir. Dolayısıyla şimdi bir taraftan IŞİD gibi bir vahşet örgütüne destek veren bir diktatör var. Bir taraftan da buna karşı mücadele eden bir taraf var. Ama şimdi Almanya'nın gelip IŞİD'e karşı, ki sadece Orta Doğu'da değil, Almanya'da, Avrupa'da birçok kentinde katliam yapmış bir örgütten bahsediyoruz. Buna karşı mücadele edenleri, sembollerini yasaklamaması ve tahammülsüzlük göstermesi, Avrupa'nın, Almanya'nın taahhüt ettiği, belirttiği demokrasi ilkelerine uymayan, dolayısıyla bu duruş ne Avrupa'nın demokrasisine hizmet ediyor, ne de Orta Doğu'nun barışına hizmet ediyor. Bizler ısrarla barıştan, demokratik siyasetten, demokrasiden yana tutumumuzu, haklı olduğumuz inandığımız mücadele çerçevesini devam ettireceğiz. Ama bundan da kadın özgürlüğünü esas alan, özgürlükleri esas alan, demokrasi esas alan bütün ülkelere, bütün her tarafa, bütün halklara, kişilere, kurumlara bu şekilde bir çağrı yapıyoruz. Biz hiç dünyanın hiçbir halkı ne savaşa, ne yoksulluğa, ne ölüme mahkum değil, mülteciliğe de mahkum değil. Ama bunu değiştirmek yine bizlerin ellerindedir. Ama ekonomik kaygıları, insani kaygıların önüne koyduğumuz zaman çok daha kaotik bir dünyada yaşayacağız. Dolayısıyla bunun önüne geçmek yine bizlerin elimizdedir.